Bu dönemde birileri çıkıp şöyle şeyler diyebiliyor. İşte geçen seneki sıralamaya bakın, onun şu kadar altını yazın olur gibi. Hani kesin. Bu kadar net bir bilgiye haiz miyiz? Böyle bir şey dersek yanlış yönlendirir miyiz? Şimdi şöyle adayı? Matematiksel bilgiler tabii ki. İstatistik ve matematiği bir araya getirdiğinizde bir şeyleri biraz daha yaklaşıyorsunuz. Daha da böyle hani daha nasıl söyleyeyim, isabetli kararlar alabiliyorsunuz. Tamam. Ama niçin 24 tercih hakkımız var? Ben geniş bir yelpazeden bakarım. Ben olsam bir. İkincisi, biz de tabii ki hani gidip de ben 15 bininciyken bininci sıralamada ilk binde bir tercih yapın demiyorum. Ama bir %10 yukarıya çıkın minimum. %15'te aşağıya inin. Yani hani ama bu atıyorum atıyorum bu sayısalda ilk 10 binlerde 15 binlerde olur ama atıyorum 250 bininci kişiyseniz, 240 bininci kişiyseniz siz 200 binlerden de başlayın bakın bakalım. Çünkü her sene kendi bizim sıralım, bizim tercihlerimiz oluşturacak o puanları. Biz tercih ettiğimiz için o puanlar oraya geliyor. Şimdi Türkiye'nin ekonomik koşulları, sosyal koşulları, o sene hangi birimlerin daha çok tercih edildiği, hangi kontenjanların azaldığı, çoğaldığı, bunların hepsi bizim aslında tercihlerimizi etkileyecek. Dolayısıyla tabii ki yukarı aşağı oynamaları olacak. Bu noktada çok soru var. Evet. Yayın sonrası da size iletsinler olur mu? Evet, sosyal olur, medya hesaplarımız olur, aracılığından. Olur. Şimdiden sorularınızı tabii, bize tabii, iletin. Tabii. Nevin hocamız çıkışta yanıtlamaya çalışsın. Tabii. Bir de bu baraj mevzusu var. Evet, geçen evet, sene de evet. çok konuştuk. Evet, i̇şte evet. Tıp fakültelerini etkileyen, tabii, hukukçuları etkileyen. Tabii, tabii. Yine bu sene de dikkat edilmesi gereken bir tabii, şey tercih bu. Yaparken şimdi eğitim fakültelerinde zaten şey yaptık. Tıp fakültelerinde ilk 50 bin. 40 bindi bu, geçen sene 50 bine çıktı. Tabloya doğru yakınlaşalım hocam. Gösterelim hukukta, şimdi. Hukukta eşit ağırlıklı puanla ilk 190 içinde olmak zorundasınız sıralamada. Evet. Mühendislikte sayısalda 300 bin, öğretmenlikle de ilgili puan türünde 300 binde olacaksınız. Mimarlıkta da ilk 250 bin içinde olmak zorundasınız. Eğer bu sıralama içerisinde değilsiniz. Boş yere yazmayın evet, diyelim evet, mi? Evet.